Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni ve güzel bir performans incelemesine daha hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir koşu ayakkabısı var inceleyeceğimiz. Introdan da gördüğünüz gibi efsane bir ayakkabı. Koleksiyonundan 3 tane ayakkabı alabilirsin. Hangisi diye sorsanız kesin bu 3 taneden biri olacak bir ayakkabı. Yana bir de işte Air Jordan 11 falan koyardım. O kadar beğendim, o kadar hoşuma gitti. Bir koşu ayakkabısı olmasına rağmen bence inanılmaz bir mühendislik var. Zaten bu mühendisliğin de altını dolduracak bir başarı hikayesi de var. Evet, ayakkabımız burada arkadaşlar. Nike Air Zoom Alpha Fly Next Percent diye uzun mu uzun bir etiketimiz var. Bunun Next Percent ikisi de çıktı arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı aynı ayakkabı tabii ki ama bir tık daha sağını solunu geliştirdiler. Kutusu şu şekilde. Tatlı mı tatlı güzel bir kutusu var. Arkada ise arkadaşlar gördüğünüz bir kronometre, bir saat var. Bu ayakkabı maraton koşucularına özel tasarlanan ve daha sonra da herkesin alması için piyasaya sürülen harika bir ayakkabı. Şöyle kutusundan bir tanesini çıkartmak istiyorum. Tabii ki bir sürpriz var. Burada kutuyla birlikte bir poşet gönderiliyor. Ayakkabılarınızı bu poşet içerisine koyup sırtınıza atıp koşacağınız yerde çıkartıp koşabilirsiniz. Harika bir şey gerçekten. Hani en pahalı basketbol ayakkabılarında veya diğer ayakkabılarda bile böyle bir şey olmuyor. Bunda ise var. Şöyle bir tanesini çıkartalım. Biraz kirlettim artık. Kirlenmiş bir koşu ayakkabısı olacak. Fakat ben her zaman incelemelerimi böyle yapıyorum. Ayakkabılar içerisinde 2 hafta, 3 hafta bazen yeri geliyor 1-1,5 ay zaman geçirip sizlere o şekilde detaylı bir performans incelemesi yapıyorum. Çünkü alacak olan arkadaşlarım bu nedir, ne değildir, ne bekleyebiliriz her şeyi öğrenmiş oluyor. Ayakkabımız burada görsel olarak baktığımız zaman adeta bir yarış arabasını veya bir uçağı andıran bir yapıya sahip. Gerçekten zaten aerodinamik detaylarda düşünülmüş. Bu arkasındaki çıkıntı, yükselti, yine aynı şekilde şöyle tepeden baktığınız zaman ayağın içine giren girinti ve ayağınızın aldığı şekil rüzgarı kesmesi hedeflenmiş. Bazılarınız diyebilir ya abartma abi bu nedir ki diyebilir. Arkadaşlar kesinlikle öyle değil. Bu ayakkabı içerisinde 2 saatin altına düşen bir maraton koşusu yapıldı ki bu tarihte ilk defa yapıldı. Ve daha sonra da bu 2 saatin altına düşme hikayesi yavaş yavaş arttırıldı. Bu ayakkabı içerisinde kırıldı bu rekorlar. Yani gerçekten bu ayakkabıyı alan daha hızlı koşuyor. Koştuğu mesafeyi daha kısa sürede koşuyor arkadaşlar. Böyle bir etkisi var. Tabii ki içerisinde kullanılan teknolojilerle alakalı. Bu sürenin azalması. Bir de tabii iyi bir koşucu olmanız lazım. Zaten benim gibi çok koşamıyorsanız hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Fakat benim gibi dahi çok koşamıyor olsanız, ben niye koşamıyorum onu da belirteyim. İki dizimde de menisküs var. Belimde de iki tane bel fıtığı var. Ve kilom 98 falan olunca yani oldukça ağır bir koşucuyum. Ona rağmen arkadaşlar bu ağrılarıma rağmen koşabildiğim, kendimi iyi hissettiğim gerçekten efsane bir ayakkabı. İlginç bir hikayesi var arkadaşlar. İlk başlarda yasaklanan, hatta Nike'a dava açılması bile söz konusuyken daha sonra herkesin alabileceği bir ayakkabıya çevirerek bu davalardan yırtmışlar. Dolayısıyla olimpiyat kanunlarında eğer koşuculara özel ve sadece onlar için üretilmiyorsa, tüm herkese sunuluyorsa problem olmayacağı belirtilmiş. Dolayısıyla zamanında sadece bunlar koşucular tarafından alınırken artık bizler gibiler de alabiliyor. İlk çıktığı sıralar arkadaşlar Nike App'ten, Nike'ın application'ından sizlerin koşusuna göre bunu hak ediyordunuz, alabilir pozisyona geliyordunuz. Ama şimdi normal Nike.com'dan ve diğer güvenilir mağazalardan alabilirsiniz. Ne kadar aldım bunu? Ben 2700 TL'ye indirimden son rengi ve son numarasını aldım. Evet, yanlış duymadınız. 2700 TL'ye son renk, son numara. Ne kadar abi o zaman bu ayakkabı dediğiniz zaman Next Percent 2 olanlar 5-5,5 aralığında. Evet, ciddi pahalı. Bulabilirseniz 3,5-4'e de bunun farklı renklerini bulabilirsiniz. Ama ben çok beğendiğim bir rengi aldım. Turkuaz rengi gerçekten hoşuma giden bir renk. Ve ayakta da inanılmaz atletik ve inanılmaz güzel durduğunu düşünüyorum. Sadece bu benim düşüncem. Sizler katılmayabilirsiniz. Hafif arkadaşlar, adeta uçacakmış gibi, hiçbir ağırlığı yokmuş gibi. 44,5 numara alıyorum. Ben basketbol ayakkabılarımda 45 giyiyorum. Bazı koşu ayakkabılarında 45 aldım. Kalın çorapla giymeme rağmen hiç rahat edemedim. Benim galiba ayak şeklime göre ince çorapla 44,5 giymeliyim. Eğer siz kalın koşu çorapları giyiyorsanız belki yarım numara yükseğe çıkabilirsiniz. Çok ilginç bir şekli var. Alttan baktığımızda daha rahat göreceğiz. Ön ayak bir nal gibi, ters nal gibi. Ve içeriye inanılmaz bir girinti giriyor. Ve arkası da değişik bir çıkıntıya sahip. Değişik bir, zaten şöyle baktığınız zaman, eğime sahip. Buradaki girinti arkadaşlar, ben kendimi geniş ayaklı olarak tarif edebilirim. Beni hiç rahatsız etmedi. Tam arkamın altında çok tatlı mı tatlı bir destek oldu. Ama şöyle tepeden baktığınızda çok garip bir
yapıya, çok garip bir girintiye sahip ayağınızın ortasına bir şey konduruluyormuş gibi beni rahatsız etmedi gerçekten. Dış taraf daha düz, şöyle tepeden baktığınız zaman çok daha düz geliyor. Ayakkabının üstü adeta bir tül arkadaşlar. Şöyle parmağımı görebilirsiniz. Hiçbir şey yok. Yumuşacık. Hiçbir korumalık yok. Sizler uzun süreli koşacağınız zaman ayağınızda minimum ağırlık olmasını istersiniz. Bu da ona göre dizayn edilmiş. Fakat tabii ki bu minimum ağırlık sizleri güçsüz, dengesiz veya güvensiz hissettirmeyecek. Tam tersi, inanılmaz bir yapı. Zaten buna da gördüğünüz gibi atom knit, yani atom örgüsü ismi verilmiş. Hafif plastiklerin kaynatıldığı bazı kısımlarda, özellikle ön parmağınızda, yan taraflarda rahat mı rahat, hafif mi hafif, havadar mı havadar bir üst kısım. Dil kısmı arkadaşlar biraz daha örgülü ve farklı bir yapıda, kaliteli bir yapıda. Bağcıkları çok ilginç, tuhaf, elinize farklı bir his veriyor bağlarken. Ama bağladığınız zaman çok güzel bir kapanma yakalıyorsunuz. Ayakkabının ismi dilin üstüne kazımış, aynı zamanda giyerken tutuyorsunuz. Ve arkadan pull tabi ile ayağınızı rahat bir biçimde içeriye koyabilirsiniz. Ayakkabının üst kısmındaki tek ekleme şu arkada gördüğünüz minimum derecede aşil destekleri arkadaşlar. O da o kadar minimum ki, yani onu da koymasaydınız diyecektim. Ama her şey olması gerektiği gibi, ne eksik ne fazla, gerçekten bu ayakkabıyı İnanılmaz iyi yapmışlar ki zaten çığır açtılar, ki zaten dünya rekorları kırıldı. Ufacık mı ufacık bir topuk koruması, yumuşacık ve havadar bir üst kısım, tuttuğunuz zaman hiçbir şey yok adeta. Ayakkabının olayı zaten altında yatıyor. Üstünde atom knit olmasına rağmen diyorum. Altında yatan teknolojisi inanılmaz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Nike Zoom X yastıklaması, köpüğü daha doğrusu, zıp zıp bu kadar içeriye göçen, bu kadar etkiden koruyan farklı bir ayakkabı giydiğinizi düşünmüyorum. Bunu gerçekten bir güvenle söylüyorum. İnanılmaz rahat. Yani sadece Zoom X olan yastıklamalı ayakkabılar var. Bunun yanında bir de 2 adet oldukça zıp zıp hissettiren Air Zoom Pods'ları, üniteleri var arkadaşlar. Ve bu sizlere inanılmaz bir itiş kuvveti verecek. Bu mu sadece? Hayır. Bir de karbon fiber plaka var. Şurada Fly Plate diye görüyorsunuz. Tüm ayakkabıda arkadaşlar giden sert, sapasağlam bir plaka. Bu plaka ne işe yarıyor abi derseniz. Şöyle bakın, bükemiyorum arkadaşlar. Yani neredeyse bükülmez bir ayakkabı yapıyor. Bu şekilde peki ne işe yarıyor? Her adım attığınız zaman sizlere bir itiş sağlayacak. Yani siz fazla bükülmediği için, ayağınızın büküldüğü zaman hemen doğrulması için ayakkabı size ufak da olsa bir his verecek. Bu da sizlerin hızınıza, koşunuza etki edecek. Gerçekten çok eforsuz koştuğunuzu hissedeceksiniz. Yalnız öyle büktüm ama bir korktum bir şey yapacağım diye. Biraz hassas bir ayakkabı arkadaşlar. Biraz hızlı yıpranabilecek bir ayakkabı. Artık bunda yapacak bir şey yok. Hem sapasağlam, uzun yıllar gidecek, hem de böyle rahat bir ayakkabı herhalde şu an için üretilmesi çok zor. Dediğim gibi bu plakayla harika bir itiş gücü, mükemmel bir yastıklama, mükemmel bir enerji kazanımı, geri dönüşümüyle efsane. Yani diyebileceğim farklı bir şey yok kesinlikle ve tek kelimeyle efsane bir ayakkabı. Sizler belki koşu yapmıyor olabilirsiniz ama yani her atletik insan gibi zamanı gelir koşmak istersiniz. Basketbol oynarken, futbol oynarken, yaşınız ilerledikçe jog atma, hafif koşulara geçeceğiniz zaman bence bir tane bulundurun. İnanılmaz ötesi. Ayağınızın altına koca bir yastık ve güçlü bir yay almış gibi hissedeceksiniz. Dediğim gibi eforsuz koşacaksınız. Aynı mesafeyi 5 dakikada koşuyorsanız bu ayakkabı içerisinde kesinlikle o 5 dakikanın altına düşeceksinizdir arkadaşlar. Bu şekilde de zaten dediğim gibi dünya rekorları kırıldı. Biraz dikkatli bakarsak altı çok yıpranmış. Özellikle şuralar. Yani ben çok aşırıda koşmadım ki, daha yumuşak zeminde koşuyorum. Ona rağmen işte şuralarda aşınmalar olmuş. Aslında asfalt koşu ayakkabısı diye geçiyor ama çok fazla sizleri tutacağını düşünmüyorum ön kısmın. Aslında ön kısmının üstünde gördüğünüz gibi bir plastik tabaka, güçlü bir tabaka var. Fakat yine çok uzun süreli kullanıma gelmeyecektir ve daha hızlı yıpranacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla koşu parkurlarında veya bu tarz yumuşak zeminlerde kullanabilirsiniz. Flyplate'in geçtiği aralıkta şu ortadaki aralık, şöyle biraz daha dikkatli bakarsanız ikiye bölümlendirildiğini görebilirsiniz. Burada daha yumuşakken altı bir tık daha sert bir yastıklamayla sizlere mükemmel ötesi bir kombinasyon sunuyor arkadaşlar. Bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum. Yani ayakkabı gerçekten o kadar iyi ki alın kendiniz görün diyeceğim. Tabii fiyat bu kadar yüksekken, ben indirimde 2700'e bulduğum zaman hiç beklemeden aldım. Nike'da 150 euro üstü sıkıntılar vardı. Ona rağmen dedim ki alacağım, gelmezse de paramı iade ederler, önemli değil. Ama denemek istiyorum şansımı dedim. Ve iyi ki de denemişim. Gerçekten harika bir ayakkabı. İkinci rengini, üçüncü rengini almak istiyorum.
Next Percent 2'yi almak istiyorum. Belki şu zamanlar olmasa da bütçemi ona göre ayarlayıp kesinlikle alacağım. Sizlerde var mı? Ne hissediyorsunuz? Aşağı yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Bu ayakkabının kargo açımını yapmıştık arkadaşlar. İşte sakatlarsınız kendinizi, bunlar maratonculara özel falan gibi çok yorum geldi. Ben hiç öyle bir şey hissetmedim. Ayakkabı içerisinde 1-1,5 aydır zaman geçiriyorum. Ve 2-3 günde bir, yani birkaç kilometre de olsa koşuya çıkıyorum ve harika hissettim. Kesinlikle beni yormadı. Kesinlikle kötü hissettirmedi. Bence sizlerde mağazalarda bir ayağınıza giyin. Mağazalarda bir ayağınıza giyin, görün. Eminim bu dediklerimi daha iyi anlayacaksınız. Kullananlar varsa yorumda fikirlerinizi belirtin. Ekstra fikirler her zaman hoş karşılanıyor bu kanalda. Dedikten sonra da çıkışımı yapayım. Şimdi o kadar canım çekti ki size öyle anlatırken ağzımız suyu akıyor adeta. Gidip ben de bu ayakkabı içerisinde birkaç kilometre yapayım istiyorum arkadaşlar. Saat şu an 9'u çeyrek geçiyor. Tatlı güzel akşam koşusu olur. Biraz soğuk ama iyi geleceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden izlediğiniz için. Like'larınızı bekliyorum dediğim gibi. Eğer hala abone değilseniz neyi bekliyorsunuz? Zil işaretine basarak abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Ayakkabı da Ice bugünlük.